yapıyorum. En iyi şekilde, en iyi şekilde dağılın arkadaşlar. Tamam? Bunu size ikaz olarak getirdim. Biz de burada sizinle karşı. Biraz. Miskin de tamam götürün size. Hadi şunu da alın. Şu aracı alın. Al şu aracı. Gel. Getir şu aracı. Tamam. Niye biniyor mu sana? Götür. Hayır. Tamam. Bu seni biniyor. Götür. 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 Tarafa git. Tarafa git. Çatı tek var bunlara bak. Şunu açın, 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 açın. Açın. Gel abi şunu tutun. Açın. Açın. Hangi şey? Amerikan sesi. Tekrardan size teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten de emeklilerin dayanışması birliği aslında çok imarasız ana dilde eğitim sağlanan emeklileri ortadan kaldırmak gibi amaçların olduğunu da çok iyi biliyoruz. Yani şu çok açık, biz 29 Aralık grevinde savaşa karşı barış dedik. Ölümler... Şimdi şöyle, yapılan uygulama bütün kamuoyunun da bildiği gibi keyfi ve hukuksuz bir uygulama. Hiçbir hukuksal altyapısı yok. Hiçbir belgeye, bulguya, kendine dayanmadan siyasi bir kararla verilmiş
hukuksuz bir karar. Dolayısıyla hem toplumun tepkisi hem de yargı yollarını kullanarak biz direnişimizle beraber çok rahatlıkla kısa bir dönemde geri döneceğimize inanıyoruz. Hem hukuksal çerçevede hem de toplumsal mücadele çerçevesinde sonuç alıcı girişimlerimiz devam ediyor. Şimdi şöyle, bizler henüz 4000 değil, burada 4314 kişi, Türkiye genelinde 11.285 kişi, bunların tamamı dönecek. Çünkü bizler ne için açığa alındık? Bizler 29 Aralık'ta insanlar ölmesin, savaş olmasın, çocuklarımız ölmesin ve okullarına gidebilsinler diye bir eylem yaptık ve bu eylem sonucunda bir açığa alındık. Ve bunun da hem uluslararası sözleşmelerde, hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, hem Danıştay'ın kararlarında mevcudiyeti var zaten. Aslında trajik, komik olan durumu burası. Çok ilginç bir şey var. Bizimle ilgili yapılan soruşturmalar zaten tamamlanmıştı. Aslında açığa almalar, soruşturmalar yapılmadan önce yapılması gerekiyor. Burada da bir hukuksuzluk ortaya çıktı. İlk 10 gün içerisinde, yani 29 Aralık grevinden sonra 30 Aralık'ta bize soruşturma açılması gerekiyordu ve açığa almamız gerekiyordu. Eğer ona göre açığa alınacaksa. Polis çıkmasın.